Merhaba, Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Feryade Tokan Şenol hocamız yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor tercihiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Güzel geçiyor. Yeni aday öğrencilerimizle tanışıyoruz. Sorularıyla meraklarını gidermeye çalışıyorlar. Yeni alanları sürekli tartışıyoruz. Güzel geçiyor, keyifli. Her yıl daha da keyifli oluyor. Kendinde hangi özellikleri barındıran, hangi karakteristik özellikleri olan kişi gazetecilik okumalı hocam? Rahatsız olmalı. Soru sormalı, gerçekten merak etmeli, uzun okumalar, uzun çalışmalar, bunlar bıktırmamalı. Ve bir de yeniliklere açık olmalı. Yani geleneksel gazeteciliği öğreniyoruz biz burada. Ama yeni çalışma alanları var artık. Biz dünyayı takip ederek hem programımızı hem de uygulama alanlarımızı güncelliyoruz. Bunlara da açık olmalı, yeniliklere de açık olmalı aslında. Çünkü bir anlamda toplumun birkaç adım önünden gitmesi gerekiyor gazetecilerin. Hem düşünce anlamında, hem davranış anlamında, hem de hayatına kattığı yenilikler anlamında. Evet, sürekli takipte kalmalı. Evet, sürekli hocam. Takip etmeleri gerekiyor pek çok şeyi. Biz evet. De tabii, biz de takip etmek zorundayız. Peki hocam, Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümünün özelliklerinden, farklılıklarından biraz bahsedelim. Teoriyle uygulamayı dengeli şekilde vermeye çalışıyoruz. Önemli şeylerden bir tanesi, bir gazeteci için yaşadığı coğrafyanın, yaşadığı toplumun gerçekliklerini bilmeli. Öncelikle bu tür arka plan bilgilerle öğrenciyi donatıyoruz ve tabii bunda öğrencilerin katkıları kendilerine çok büyük. İkinci olarak uygulama alanlarında öğrendikleri herhangi bir dersi kenarda bırakmıyoruz. Haber yazmayı öğrendi. O kenarda beklemiyor. Dördüncü sınıfın sonuna kadar mutlaka onu her dönem kullandırıyoruz. Zaten haber ajansımız var. Onun altında da 5 farklı uygulama alanımız ve bir de altıncı olarak sosyal medya hesaplarımızdaki gazetecilik denemelerimiz var. Haber ajansının altında fotoğraf çekmeyi öğreniyor. Mutlaka onu kullanıyoruz. Sayfa tasarımını, haber için video kurguyu öğreniyor, diksiyon dersi alıyor. Bütün öğrendiği uygulama derslerinde öğrendiklerini haber ajansının altındaki bu uygulama yayınlarımızda kullanıyoruz. Yani birinci sınıfta öğrendiğini dördüncü sınıfa kadar, son döneme kadar canlı tutmaya çalışıyoruz. Uygulamanın herhalde en önemli olduğu bölümlerden birisi de gazetecilik. Evet, normalde çok önceki dönemlerde usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslekmiş, siz de biliyorsunuz. Ancak artık öğrencilerin mezun olduktan sonra bu usta-çırak ilişkisine girerek gecikmelerini istemiyoruz. Çünkü ikinci sınıfta bir iç stajımız var. Bu iç stajda iki dönem boyunca hem sektörü hem de kendileri için uygun çalışma alanlarını uygulama yayınlarımızda öğrencilerimize deniyoruz. Hem workshoplarla, dışarıdan gelen, kendi içimizde yaptığımız, gazetecilerle birlikte yaptığımız workshoplarla, hem de yayınlardaki uygulama denemelerle. Üçüncü sınıfta staja başlıyorlar. Artık üçüncü sınıfa staja geldiklerinde 42 iş günü yapıyorlar çünkü. Çalışmaya gider gibi artık gidiyorlar. Oraya gelmeden öğrencilerimizin artık kendi yollarını çizecek bir altyapıya ve kendi kapasitelerini ölçebilecek bir bilince sahip olmaları gerekiyor. Uygulama bu yüzden önemli ama iyi bir akademik ve alanda alabilecekleri bütün o disiplinler, kendi disiplinimizde alabilecekleri bütün o teorik bilgiyle birlikte. Hocam şimdi o 42 günlük staj ne yazık ki hani mezun olduktan sonra da bir süre devam edebiliyor. Gazetecilik evet. Gerçekten aşkla yapılacak bir meslek ama birazcık da tabii hayatın gerçekleri var. Evet. Dolayısıyla mezunlarımızdan haberler verip birazcık umut verelim. Şimdi sadece çok idealist gazetecilikte devam eden öğrencilerimiz staja gelmeden zaten belirliyorlar ve onlara bir ön staj gibi önce okulda sonra da gönüllülük stajı var. Gönüllü staj var. Gönüllü stajında da yine istenilen iş yerlerinin istedikleri şartları sağlıyoruz okulumuz vasıtasıyla. Bir ön prova yapıyorlar. Stajla birlikte öğrencilerimiz artık yerlerini bulduklarında ya çalıştıkları yerlerde kalıyorlar ve devam ediyorlar ya da yeni bir rota belirliyoruz. Şimdi şöyle bir şansımız var. Bütün öğrencileri tek tek takip edebiliyoruz birebir. Ve dolayısıyla da sektörde çalışan öğrencilerimizle de bir araya getiriyoruz. Bazı kurumların çok sevinerek söylüyorum. Telefon açıp sizden stajyer istiyoruz var mı dediği bölüm olduk.
son 4-5 yılda özellikle. Ve bazılarının da 3 tanesini çok söyleyebilirim kesin ama isim vermeden. Yoğun olarak bizim mezunlarımızdan oluşuyor çalışanları. Onlar da yanlarına önceden stajyer olarak girenler. Şu anda yanlarına stajyer arıyorlar. Bu da güzel. Bir de sektörden gelen hocalar var tabii. Önemli yerlerde deneyimli gazeteciler var. Haber ajansı, haber sitesi, bunlar üst düzey yöneticiler ya da 25 yıl aşmış gazeteciler. Hem öğrencileri mentor olarak derslerde destek oluyorlar hem de sektörle bağlantıyı sağlıyorlar. Bu yüzden bizim sektörle bağlantımız, işbirliğimiz, ilişkilerimiz oldukça kuvvetli. Bir de yeni öğrencilerimizin yerleştiği yerlerden de haberler gelince işte talepler oluyor ya da orada kalıyorlar ve devam ediyorlar. Gazeteci olmak isteyenler böyle devam ediyor. Ya da kurumsal iletişim alanına kayıyorlar. Ama bu konuda şunu mutlaka söylüyoruz. Mutlaka ilgili alanlardan seçmeli ders alması gerekiyor. Çünkü o disiplini de öğrenmesi gerekiyor. Ya da bir öğrencimiz uluslararası bir markanın başka bir ülkedeki marka müdürü. İki öğrencimiz biliyorum, bir tanesi Türkiye'deki bir ülkenin konsolosluğunda basın ateşesi, biri de Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde basın ateşesi. Bunlar da öğrencilerimiz için bir alternatif, hem de bizi çok mutlu eden geri dönüşler. Şu da çok açık. Biz verebileceğimizi veriyoruz tabii, takip ediyoruz, yönlendiriyoruz ama öğrencinin tamamen kendini nerede görmek istediğiyle alakalı. Hiç uygulama olmayan bir alana da kayabilir, bir bölümü de seçebilir. Ya da çok uygulamalı bir alana da kayabilir. Bu hem bizim öğrenci takibimiz de onların tabii ki de ne yapmak istiyorlar mezun olduktan sonra, 5 yıl sonra. Bu sorunun cevabı aslında burada geçirecekleri yılları nasıl değerlendirdiğiyle ilişkili. Çift ana dal ve yan dal imkanlarından da biraz bahsedelim mi? Tabii. Kampüste olmamızın avantajı aslında. Kendi alanlarında ilgili oldukları yerlerle çift ana dal ve yan dal yapma şansları var. Bizim web sitemizde, okulumuzun sitesinde bunun listeleri var ama herhangi bir bölümle çap ya da çift ana dal ya da yan dal anlaşması yok. Öğrenci talep ettiğinde bir ön protokolle birlikte o bölümle anlaşma yapıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle trafiğinin yoğun olduğu bölümler var. Tarih gibi, siyaset ve uluslararası ilişkiler, psikoloji gibi, sosyoloji gibi, orayı da çok seviyorlar. PDR gibi. Ama yeni alanlara da açığız. 18 bölümle çapımız var. Bir o kadar da yan dalımız var. Fakülte içini saymıyorum. Bunun dışında bir de yan dal ve çapı başarı durumu nedeniyle ya da başvuru dönemini kaçırdığı için kaybeden öğrencilerimiz var. Biz şöyle bir alternatif yol çizdik. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ya da işte sosyoloji ya da antropolojide yan dal yapmak istedi ya da çap ama kaçırdı ama o dersleri de görmek istiyor. 4 tane bizim 3. sınıfta başlayan 4 dönem boyunca fakülte dışı seçmeli ders hakkı var öğrencilerimizin ve bu hakları alt uzmanlık alanı anlaşması yaptığımız 9 bölümle bölümden birini seçerek mesela siyaset ya da tarih ya da antropoloji, işletme, ekonomiye kayacak o alanlarda o seçmeli dersleri alarak o alanda konsantrasyon yani alt uzmanlık alanına sahip olduğunu belgeliyoruz diploma ile birlikte çap ve yan dal belgesi gibi bunu veriyoruz. Bu bölümleri neye göre seçtik? Sektörle konuştuk. Dedik ki önümüzdeki yıllarda neler eksik sektörde? Dediler ki ekonomi önemli. Ekonomiyi okuyabilen öğrenci, stajyer lazım. İşletmeyle yaptık. Dediler ki teknolojiye kaymamız lazım. Hemen bilişimle ilgili neler var ona bakıp yaptık. Bazı öğrenciler editör olmak istiyor ama dil önemli. Türk diline, dilimize hakim olmak. Dedik ki bu alanda uzmanlaşsın bazı öğrenciler. Türk dili ve edebiyatı ile yaptık ve 9 bölüm belirledik. Hem sektöre hem öğrencilere sorarak bir liste hazırladık. Tabii talep olursa öğrencilerimizden planladığımız 4 bölüm daha var. Yeni bölümlerde ekleyeceğiz. Hocam o kadar harika bir haber ki bence. Çünkü ben de bu meslekten gelen biri olarak şu söylediğiniz şey o kadar gerçekten gerekli ki. Bazı öğrenciler kaçırabiliyor yoğunlukları nedeni. Evet. İşte şehir dışından geliyor. İşte kampüs hayatı içerisinde bölümlere bölünüyor. Yani bir tarihe bakıyor,
toparlaması, derli toplu bir paket halinde önüne konulması öğrencinin hayatını da kolaylaştırıyor. Bir de bazılarına da biz tavsiye ediyoruz. Bak sen tarih ilgilisin ya da işte antropolojiyle ilgilidir, toplumla ilgilidir ya da ekonomiye meyli vardır ki bizden mezun olan bazı öğrenciler hiç önceleri ekonomi istemeden ama stajda baktılar ki gerçekten ekonomi alanı boş ve benim de buna şeyim var, yeteneğim var. O alanlara kayıp ekonomi muhabiri olan da var ki ben ekonomi muhabirinden geldim mesela. Çok önemli olduğunu biliyorum. Tablo okumanın, işte çıkarımlar yapmanın. Bu paketi önlerine koyduğumuzda, seçeneği önlerine koyduğumuzda diyorlar ki evet bu alana kayabilirim. Çünkü öbür iki şeyi şansı kaçırdı, yan dal ve çapı kaçırdık da bu var. Yani şansı kendileri yakalayacak, takip edecek. Özellikle ben bunu birebir konuştuğumuzda da yeni gelen adaylara da söylüyorum, arkadaşlarımız da söylüyor. Öğrenci kendini takip edecek. Ne yapması gerekiyor? Biz de dışarıdan gözlemliyoruz. Yalnız bırakmamaya çalışıyoruz mezun olana kadar. Evet, her şeyi çok muhteşem anlattınız hocam. Ama yani dediğiniz gibi hem genel olarak takip edebilmek evet. adına hem de neye yatkın olduğunu bilebilmek evet. adına böyle bir kampüste bütün bölümlerle ilişki halinde olabilmek çok büyük bir avantaj. Bizim avantajımız bir de haber ajansımız var. Bir uygulama yayınlarımız orada. Asistan hocalarımız, bölüm hocalarımız, dışarıdan gelenler ve kadrolarda gönüllü olarak orada öğrencilerle bir araya geliyor. Haber toplantısı, workshop çalışmaları, bir haber üzerine tartışma, düzenli haber toplantıları. Sadece bir yayın değil, birkaç yayına birden oradan haber pas edebiliyoruz, haber gönderebiliyoruz. Ve orada öğrencilerin ilgi alanları nerelerde dağılıyor, neresi zayıf, nerede güçlü. O yönlerinde bazı öğrencilerde akademik olarak devam etmeye gerçekten çok yatkın. Üniversitelerle ya da işte akademik hayatta çok içli dışlı olabilir. Yani çok başarılı olabilir. Onu yönlendiriyoruz ve şu anda ben de buradan mezunum. Buradan mezun hocalarımız burada hocalık yapıyorlar, devam ediyorlar. Ve başka üniversitelerde de bizden mezun akademik alanda güzel çalışmalar yapan öğrencilerimiz var. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun. Hoşça kalın.